Herkese merhaba. Sömestr tatilinin sonuna geldik. Geçen sene olduğu gibi bir öğrenci arkadaşımızın da yanındayız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sömestr tatilinizi nasıl geçirdiniz? Bu süreçte zamanımın büyük bir bölümünü kitap okuyarak geçirdim. Kalan saatlerde yaklaşık 4-5 saat ders çalıştım. Sonrasında da müze gezileri falan yaptım. Peki bizim elimizde bazı görüntüler var. Sömestr tatilinizi nasıl geçirdiğinizle alakalı. Dilerseniz şu ekrandan beraber izleyelim. Olur, izleyelim. Gelsin. Neler düşünüyorsunuz bu görüntüler hakkında? Ya gerçekten çok üzücü. Öğrencilerin bu halleri beni çok üzüyor. Bu görüntülerdeki siz değil misiniz? Hayır. Kellesi benim ikiz kardeşim. Kellesi çok farklı bir karakterdir. Ailemize pek uyumlu değil yani. Biz onu dışladık. Anladım. Fakat biz ailenizle konuştuk. Sizin sadece küçük bir kardeşiniz varmış, ikiziniz değil. Of tamam ya. Siz de her şeyi araştırmışsınız. 15 tatili verimli geçiremedim. Ne var yani? Soru sorup geçeceğiz demiştiniz. Yani biri tutsa kolumuzdan, sırtımızı sıvazlasa yürü ya kolum dese. Yürü ya kolum. Mecazi anlamda söyledim. Ha pardon. Tamam. İş başa düştü. İkinci dönem başlarken neler yapman gerektiğini sana tek tek anlatacağım. Merak etme. Bu Tonguç. Çık dışarı. Hadi ya, yallah. Terbiyesiz ya. Evet Tonguç, seni dinliyorum. Gel bakalım. İkinci dönem başlarken yapman gereken ilk şey masa düzenini yeniden sağlamak. Çalışma masan senin özel alanın. Ders çalışacağın ortamı şöyle ferah ve güzel bir hale getir ki hem düzenli çalış hem de motivasyonun artsın. Şu PlayStation kolunu da kaldır Allah'ını seversen ya. Masanı düzenledikten sonra sıra geldi ikinci dönem konularına göz atmaya. İlk haftalar hangi konuların işleneceğine dair okumalar yapmak ya da videolar izlemek sana oldukça katkı sağlar. Okul açıldığında özellikle sözel derslerde "Aa ben bu konuyu biliyordum" dersin, sayısal derslerde de özgüvenin artar. Ünitelerle ilgili ön bilgiye sahip olmak işlenecek konuları öğrenmeni kolaylaştıracaktır. Gelelim ilk dönem kullandığın defterlere. Eğer bir derste defterin sonuna geldiysen, ikinci dönem için yeni bir defter edinebilirsin. Fakat buraya dikkat! Eğer defterini kullanmaya devam ediyorsan, ikinci dönemin başladığı yeri belirgin bir şekilde ayırabilirsin. Bu, ilerleyen haftalarda geriye dönüp baktığında aradığın notları çok daha kolay bulmanı sağlar, hem de yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç hissi verir. Tatilde hepimiz sosyal medyaya ya da oyunlara fazla kapıldık. Allah'tan bir ara kar falan yağdı da dışarıya çıkıp eğlenme fırsatı bulduk. Fakat şimdi sosyal medyayı biraz kısıtlama zamanı. YouTube, Instagram ya da oyun oynamayı görev edinmek yerine bunları asil görevin olan ders çalışmalarının sonuna ödül olarak ekleyebilirsin. Tatilde uyku düzeni bozulmayan varsa alnından öperim. Fakat ben geç yatmaya alıştım. Okul başladığında da geç yatar sabah kalkarım hiç sıkıntı yok diyorsan iyi dinle. Araştırmalar uykusunu yeterli seviyede alamayan öğrencilerin odaklanmada problem yaşadığını, uykusunu alan öğrencilere göre daha yavaş düşündüğünü ve derste anlatılanı anlama konusunda güçlük yaşadığını söylüyor. Bu nedenle derslerde aygın baygın oturup kendinle mücadele etmektense sağlıklı uyku düzenine bir an önce geri dönmen gerek. Tüm bunları yaparken bazen seni içerisinde motivasyonunu kaybedebilirsin. Bazen sıkılıp bırakmak isteyebilirsin. İşte bu noktada seni ayakta tutacak olan şey hedeflerin. İkinci dönem başında hedefini kesinleştir ve vazgeçeceğin her an onu gözünün önüne getir. Emin ol başarıya çok daha kolay ulaşacaksın. İkinci dönem başında yapman gerekenleri anladın mı çocuğum? Anladım hocam. Hepsini not aldım. İyi mi şimdi ben bunu? Dur gaza gelme o kadar. Sen videoyu izleyip bunları uygula bize yeter. Sağ olun hocam. Benden bir like'ınız var helalinden. Ellerin dert görmesin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Hoşça kalın.